Bugünkü deneyimizin konusu rastgele sandığımda manyetik sarkaçlar. Masanın üzerine değişik mıknatıslar yapıştırdım ve bir adet de sarkaç hazırladım. Sarkaç kendisinde de bir mıknatıs var. Bu mıknatıs diğer mıknatıslar tarafından itilecek şekilde takıldı. Kürdan sayesinde desteklendi. Ve bu sarkaçı harekete bıraktığım zaman bütün mıknatıslar tarafından itiliyor ve böylece kaotik, rastgele hareketine başlıyor. Daha başka hareketler yaptıralım. Salınım yönünü değiştirerek çok daha farklı hareketler yaptırılabilir. İlginç bir şey olmadı. Evet, tabii bu hareket sonsuza kadar devam etmiyor. Hatta birkaç dakikadan daha fazla sürdüremedim. Mıknatıslar değişik şekilde yerleştirilerek, yükseklik ayarlanarak daha değişik hareketler elde edilebilir. Aynı deneyi daha güçlü mıknatıslarla yapmak istediğimde öncelikle yapışkan bant yerine daha güçlü, daha dayanıklı aletler kullanmam gerekti. Bu iş için Lego parçalarını kullanmaya karar verdim. Her biri 6-7 kilo çekebilen mıknatısları yeterince güçlü bir şekilde yerlerinde tutmayı başardı. Tabii mıknatısları yerlerine koymak her zaman o kadar kolay olmuyor. Çok güçlü olduklarından ve birbirlerine yakın konumlarda bulunduklarından birkaç kere parmaklarım ezildi. Ama neyse ki ciddi bir şey yok. Şimdi sarkacımızı bu mıknatısların üzerinde bıraktığımız zaman çok daha güçlü hareketlerde bulunuyor. Fakat yine kısa bir süre sonra kararlı bir konuma ulaşıyor. Bu mıknatıslarda da sarkacın uzun süre salınmasını sağlayamadım. Tabii mıknatısların pozisyonlarıyla oynamak lazım ama Legoları söküp takmak, mıknatısları doğru şekilde yerine yerleştirmek her zaman o kadar kolay olmuyor. Bu yüzden bu kadarıyla idare edeceğim.